Hay senin şıp şıpına. Ekonada. Yankınada. Hatta sülalene. Ne var? Ne var? Ne istiyorsun benden ya? Ya ne oluyorsun ya? Tıp 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 beynimin içinde. Ay Celide, iyi ki geldin yani. Ay bütün hafta sonu evde tek başıma ne yapardım ben? Ödüm kopardı vallahi. Diyorsun. İlginç bir karaktersin sen Nihal'cim. Neden dersen? Sen Kubat varken de ödün kopmuyor mu? Yani tuhafsın. Hayati tehlike açısından diyorum onda tabii. Yani doğru söylüyorsun ama alışkanlık olmuş bende de bir kere canım. Yani o varken de korkuyorum, o yokken de korkuyorum. Anlamadım gitti, ilginç. Aha. Korkunun esiri oldum diyorsun yani. Korkunun müptelası oldum ben Cüride. Ya düşünüyorum da böyle benim herif her ay böyle Çin'e gitse birkaç günlüğüne, ben de güzel güzel nefes alsam, rahat etsem, arkadaşlarımla buluşsam ne güzel olurdu değil mi? Değil mi? Artı iki ilginç karakter Nihal'e. Neden boşanmayı düşünmüyorsun bu Kubat ayısından? Daha rahat etmez misin yani? Sosyal hayat anlamında, yani ne bileyim daha rahat yaşantı anlamında, korkularından kurtulma anlamında. Hı? Yani Çin'e gitmesi daha iyi tabii. Ama düşüncesi bile güzel ya, içimi ferahlattı. Oho, oh yeah. Ekrana bak Nihal'e. Bu ne ya? Taş gibi adam. Anam, heykel olmuş adamlar ya. Ah ulan ah! Böyle bir şey istiyorum işte, böyle. Allah'ım. Maşallah. Ah, biraz kültürlü olsun. Biraz zengin olsun. Az bir şey de romantik olsun canım. Ne var bunda? Düş. Biraz daha düş. Romantik olmasın. Gerek yok. Maço severim ben. Düş. Biraz daha yerlere. Kültürlü de olmasın. Zira günümüz toplumlarında kültürün de bir önemi yok. Önemli olan... Yani. Biraz daha düşebilirsin sanki. Diyorsun. Tamam ulan, parası da olmasın. Bakarım ben ona be. Buna bakılmaz mı? Buna ben bakmayanın ta! Vay be Cülide. Tip bu kadar önemli diyorsun ha. Ah, ah Nihal'e ah. İlginç karakter Nihal'e. Bak bakayım ekrana, bir daha söyle bu cümleni. Vay be. İyiymiş. Daş gibi maşallah. Aslan! Hasan! Hasan! Bismillah! Ne oluyor ya? Yavaş konuş. Kızımı uyandıracaksın, dingil. Kalk, musluğu tamir et. Ne musluğu? Mutfağın musluğu akıyor. Şıp şıp şıp, beynimin içine akıtırıyor. Ya valide hanım, seni gece gece dilim mi öptü? Ne musluğundan bahsediyorsun ya? Ya sinirleniyorum ya. Aklımı yiyeceğim ya. Beynimin içine damlıyor. Tıp tıp tıp. Hadi kalk kalk. Ya kalk git yat, Allah'ını seversen. Sabah olsun hallederim ben. Hadi git hadi. Olmaz öyle şey. Şimdi halledeceksin. Ben uyuyamıyorum. Kalk. Kalk. Benim uykum var. Rica ediyorum. Bak gözlerim kapanıyor. Hadi coşkun sabahlar hadi. Aslan. 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 Velev ki Kubat ayısı böyle bir tip olsaydı ama aynı öküzlüklere devam etseydi. Sen yine onunla evliliğe devam eder miydin? Yani ona karşı içinde bir soğuma, herhangi bir nefret, bir korku, bir ürperti olur muydu? Kubat'ım öküzlük etmese zaten bunun gibi görünür gözüme yani. Aşk, sen merak etme. Sevgili Nihal'e 30 Şubat, lütfen bu cevabı bir de ekranlarımıza bakarak alalım.
O cümleyi benden zor alırsın. Ciridem. Son kararın mı? Evet, son kararım. Yani. Hah, bak gördün mü? İti an çamağı hazır et demişler bizimkiler. Atasözü yani. Aman, çok heyecanlandım. Ay Kubat'ım, açamadım telefonu, kusura bakma, dalmışız işte. He, yok yatmadık. Cide Deylan televizyon izliyoruz. Adamların defilesi... Define Odası diye bir film var, ona kilitlendik, onu izliyoruz işte, evet. Ha, sen nasılsın, Çin nasıl? Oralar nasıl inşallah? Muhteşem manevra. Oh, oh, oh. İyi, iyi madem. Hah, yaptın mı alışverişini? Nihale, her şey inanılmaz ucuz burada diyorum sana ya. Alışveriş manyağı oldum vallahi. 6 tane bavul doldurdum ya. Daha 1000 dolarlık harcama yapmadan şehrin anahtarını vermeye kalktılar bana. Bak, 100 tane şehrin altın anahtarı bizim paramızdan 12,5 liraya falan geliyor. Öyle ucuz yani. Her şey inanılmaz ucuz diyorum sana ya. Bak, 5 kutu termometreli, bu ne şey, kulak temizleme çubuğu var ya, püpüt mü ne diyorlar, onlardan aldım. Var ya, bizim paramızdan böyle 25 kuruşa falan geliyor da. Şimdi aldım aldım, merak etme, gelince kulaklarını temizlerim senin. Böyle ışıklı, müzik çalıyor, bir de şeyi var. Yanar döner, böyle altında bir düğmesi var onlar. Ya ya, literatüm oturumda size çamur otta erittim be, tamas değil, çitim, orkitum be. Yattırık ettim. Bir saniye aşkım, bir saniye. Ne diyorsun ablacığım, çan çin çonu? Hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Yoksa o gün ben turunla sustum da öyle. Ya ne diyorsun? Bak karşıdaki bir insan konuştuğu zaman bu taraftaki en azından bir kelime anlayacak. Söylediğinden hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi diliniz bile çakma sizin ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya bir şey yok aşkım, bir saniye ya. Çinli bir kadın burada miyavlıyor, ona dert anlatıyorum. Bir saniye ya. Turunla sustum da turunla falan diye konuşma. Bak bizim oralarda karşılık olarak hiç hoş şeyler değil. Lütfen. Aşkım. Ya bir saniye izin verir misin? One minute. One minute. One minute. Lütfen. Aşkım bak. Özlemez olur muyum? Manyak mısın sen? Hem nasıl özledim? Neyini mi özledim? Ya şimdi var ya, uzun uzun ya hepsini anlatmayayım ama kafa kırmayı çok özledim bir kere. Bir de böyle hani saçlarından tutup masanın kenarına vurduruyorum ya çeneni. Çok özledim. Bir de böyle kolunu büküyordum ya, seni böyle yerlere çökertiyordum. Onu da inanılmaz özledim ya. Neyse, beni konuşturma şimdi. Bana bak Kubat devesi. Eğer beni orada Çinli bir hatunla aldatıyorsan, var ya hayatı sana zindan ederim. Hadi ulan, öyle bir gücün olsaydı çoktan herifi pert etmiştin. Yani bak, demedi deme sonra yani. Kimi özledin? Hangi beni? Ya yürü git lan. Nerede görülmüş senin beni özlediğin Kubat'ım yani? Gerçekten mi? Ay. Nere mi? Ay. Ya yavrum, saydım işte. Bana hepsini tek tek niye saydırıyorsun? Tamam, gözlerini de çok özledim. Şu anda yanında olsaydım bir tane koyardım, gözlerini morartırdım. O derece özledim ya. Gayriçi gibi konuşturtma beni. Evet. Ya durun size, yamur gerittiğim bir halta açtı. Piyas yerim var işte. Çiçek demli, traktin sarım için. Gerçekten bak, inanılmaz özledim. Seni dövmeyi ye... Ya sasçın o. Çamta yerettin. Kıçın çam. Nihale, benim burada ilgilenmem gereken bir Çinli var. Hemen kapatıyorum, biraz daha seni arayacağım. Hortl! Ne diyorsun ablacığım ya? Ya karımla konuşuyorum. 2 dakika konuşturtmadın. Çan çin çon çin ya. Bana itirazla kırmızı kart gösteriyorum sana. Çık havalarını terk et be. Bir daha da Çin'e gelmem. Hadi sıçak. Bu ne ya? Anam! Ben varım. O ben, çık artık bak, lütfen çık. Sus be. Günaydın babacığım. Günaydın kızım, o kapıya niye öyle vuruyorsun sen? Ha? Bu ev kaça dönüyor biliyor musun? Parkeleri öyle çiziyorsunuz, kapıya gelip vuruyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Babacığım, önce ben girebilir miyim lütfen? Bak nereye tutuyorum bak, görüyor musun bak? Ne bu? Karnım ağrıyor. Hem sen niye bana tuvalet sırasında babacığından babacık oluyorum bir anda? Yapma baba bak, su küçüğündür, ne olursun baba bak lütfen. Yavrum, o tuvalet...
tuvalet suyu için söylenmemiş ki sen önce lafları öğren benim gerizekalı kızım. Ya öf tamam be. Baba bak 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 kuş var. Bak bak orada. İşte böyle şeyler yapma. Bak, bak elimi görüyorsun değil mi? Sinirden ne hale geldim. Sen beni mi uyutuyorsun kızım? Çekilsene. Bitmedi mi işiniz? Hadi, hadi çekil. Ya, var ya, hep senin yüzünden bak. Hep senin yüzünden. Ablacığım sabah sabah o ses senden mi çıktı ya? Ya evet, kaptırdım yine banyoyu. Hep bunun yüzünden. Baba, ah sen bana yumruk at de. Lan. Hop, hop. Ha, şimdi bıçak çekiyor. Asel, çıkartma beni buradan bu şekilde. Ya öf be, tamam. Çayı demledim, ötesini sen hallet. Sana da günaydın anneciğim. Her sabah aynı şeyi söylemekten sıkılmadın mı? Teşekkürler. Sen de çok tatlısın bu sabah. Ay aşk olsun anne ya. Aşk olsun anne ya. Aç da koynunu kuş konsun. Elleme! Anne ne işi var bunun burada? Susturucu vazifesi görüyor. Anne ne cins kadınsın ha? Ne susturucusu bu? Anladın mı şimdi? Koy onu yerine. Ne yani? Koskoca havluyu sırf bu yüzden mi koydun lavaboya? Ah! Anne! Anne Aslı'nın bornozu değil mi bu? Hmm, çok çirkin değil mi? Anne Aslı'nın bornozunu niye lavaboya koydun ya? Kendiminkine kıyamadım. Koy onu yerine. Beynime damlıyor bu sular. Anne bir tamirci çağırsaydık olur mu böyle? Çağırdım zaten. Gelecek. Alo. Buyurun benim. Kim? He? Ha? Nizam dayı. Nasılsın Nizam dayı, iyi misin? Ya efendim dayı? Hayırdır dayı, yoksa birine bir şey mi oldu? Kurban olayım sana ben. Nizam dayı. He? Ha iyi iyi tamam. Hangi Kezban? Hangi buraya? Hangi maksatla geliyor dayı? He? Tamam, tamam dayı sen hiç merak etme. Ben hallederim, ben hallederim, ben hallederim dayı. Aha, ben hallederim. Tamam, bay görüşürüz dayı, görüşürüz. Allah'ım, Allah'ım bana yardımcı ol, kurban olayım sana Allah'ım. Güleni gebertirim. Duydunuz beni. Nasıl gülelim baba, korkunç olmuşsun. Ben, pembeyle. Farkındayım. Zaten farkındayım. Hey hey. Hiş hiş. 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 Efendim aslancığım. Anne yaktın beni. Hiş nerede benim bornozum? Aslan benim bornozumu niye giydin? Ben de sana soruyorum. Benim bornozum nerede? Bornozum yok, o yüzden giydim. Feci kadın sakladı değil mi? Vallahi ben saklamadım. İstersen Mehveş'e sor. Pembeler de çok yakışmış ha. Allah Allah. Mehveş nerede benim bornozum? Şeyde... Orada. Ay, ay sinirlerim bozuldu. Bunun ne işi var lavaboda ya? Baba. Bornozum. Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Ya bu bornozu kim bu hale getirdi kardeşim ya? Ya bu bornoz sulak yerde yetişir mi? Bana bak şaka maka ama pembişler içinde pek ürkütücü oluyormuşsun ha. Bak ya ben neredeyim kadın nerede ya? Kızım ne oldu sana? Kusura bakma. Çok, çok kötü oldum. Ben hiç artık gülmeyeyim diyorum. Sen mi işedin buna? Hani musluk bozulduğunda sen tamir etmemiştin ya.
hatırladın mı? Biliyordum, sen yaptın. Zarar diğer kadın. Asalet Hanım. Bana mı diyorsun? Bayana benzer bir halim mi var? Şikirap çekerim. İçeri gir, galoş giy, ağzını burnunu dökerim. Ne var? Yanlış oldu galiba. Asalet Hanım'a gelmiştim ben. Yok çocuğum, yok. Doğru geldin. Gel çocuğum, gel. Ben çağırdım seni. Aman bu ne ya? Bir duşa giremedik. Aa. Selam. İyi günler. El ele tutuşup kaçın bari. Yılışık. Sen de yürü git kardeşim. Kimin mutluluğunu tamir ediyorsan hadi. Bizim içimiz yok. Yürü. Niye gönderdin çocuğu pembiş? Musluğu tamir edecektin. Asalet Hanım, bu evde musluk tamiri yapılacaksa ben bu işe talibim. Öyle baby face çocukları sokmam bu eve. Benim 3 tane çocuğum var. Lütfen dikkat edin. Sen de baby face'sin pembiş. Çok hoş oldum. Asaletim, bu mu dünya? Bak, dövdüttürecek kendini bana. Ben biliyorum. Saçmalama be. Solla, solla. En güzeli solla. Saçmalama. Aslan abi, başım büyük belada. Abu fiş aney. Abi bu ne hal? Senin de durumun pek parlak değil galiba. Ne var lan Şiveli? Abi kurban olayım sana, bana yardım et. Başım büyük belada abi ya. Ben o. Havanın, diyorum. Ben bu da sen... ...çeteye oturdun. Tanırsın sen. Ya babacığım, Allah'ını seversen yeter, 2 saattir konuşuyorsun ya. Hadi be. Karşı taraf seni nasıl anlasın Çince'yi? Ne bilsin adam çan çin çon? Adana kutuyorum adım bana, dost hatta uyuyun. Hala dost at, most at. Kurban olduğum bak, Türkiye saatinden kaç oldu lütfen. Kontrolün de bitmiyor. Nereye ne bu? Ne yapıyorsun ya? Baksana, 2 saattir bekliyorum. Tokat atıyor bana. Acak... Babamgiller biz 2 aylıkken bizi çarpmışlar. Onlar tarafı Belçika'ya gitti. Bir daha görüşemedim kendileriyle. Şimdi sen evleniyor musun yani? Yok abi, ne evlenmesi ya? Tanımadığım kızla nasıl evleneyim ben? Kız niye geliyor o zaman buraya? Bilmiyorum ki, herhalde benimle evlenmeye geliyor zavallı. Yavrum, neticede evleniyor musun, evlenmiyor musun? Onu söyle bana, ben anlayamadım ki senin angutluğunu. Abi ben evlenmek istemiyorum de ama... Yani diğer taraftan gelenekler, görenekler var işte. Abi kurban olayım sana Aslan abi. Bu konuda bana yardımcı ol abi ya. Yavrum ben ne yapabilirim? Daha bir musluğu tamir edemiyorum Beşer. Hadi bir şeyler yiyin, sonra devam edersiniz. Az kaldı, bitsin geliyoruz. Keşke bir tamirci çağırsaydık. Yavrum görmedin mi gelen tamircileri? Benim asabımı bozmayın ya. İyi madem. Otur yap o zaman kedi. Bak. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Contayı takacağız yavrum, onu bekliyorum. Onu demiyorum abi, şu kız meselesini. Abi yarın geliyor, kurban olayım sana, yandım ben. Ben bittim. Ya Beşerciğim, yani ben ağlama duvarı mıyım be kardeşim? Bir dur yapalım, ondan sonra. Zaten canım sıkkın. Ya tamirci çocuk da çok yakışıklıydı. Üzülme hayatım. Baban nasıl olsa o musluğu tamir edemez. Ben yine çağıracağım onu. Boşuna heveslenme anneciğim. Aslan çok güzel tamir ediyor musluğu. Aslan o musluğu tamir etsin, sonra gelsin beni tamir etsin. Arızalı olduğunu kabul ediyorsun yani. Bana bak. Sen de kendini benden iyice akran belledin ha. Bir de sıfır. Iska. 25, 25. Anne ne yapıyorsun ya? Küçücük çocuğa zeytin mi atılır? Evet. Bence kafasına sürahi çakılır. Ben içerim. Ay ben, yardım etsene kızım. Nasıl ya? Tek başına açamıyor mu bu kapıyı? İyi günler küçük hanım. İyi günler buruşuk adam. Evde yetişkin birileri var mı? Olmaz olur mu? Annem, babam, anneannem, Beşer abi, ablam, diğer ablam. Seç, beğen al. Peki ev hakkında kiminle görüşmeliyim sence? Yani satın almak için. O ben ne oldu kızım? Evi almak isteyen bir adam var. Hangi evi? Yeni köydeki yalı var ya o. Allah Allah. Hangi ev olacak bu ev? Buyurun. İyi günler hanımefendi. Bendeniz Fahri Karkasoğlu. Müteahhit. Müteahhit mi? Evet. Bu evi bana verin, size 2 daire vereyim. 0.
Efendim? Yani diyorum ki bu evi yıkayım, yerine rezidans yapayım. Ne dersiniz? Defolup gidin derim. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Rahatsız etti. Veda ediyorum. İyi günler. Anne ne istiyormuş? Dayak istiyormuş. Eyvah! Kaç kaç abi, kaç kaç! Ters çevir, ters çevir, ters çevir onu, kendine gelsin. Yavrum bağırma, ne oluyor ulan? Su geliyor, cehennem mi geliyor? Ne diyorsun lan? Görmüyor musun? Yalama olmuş. Nasıl çarp çevireyim? Abi, kapanmıyor. Gül oldu etraf. Ne oldu Aslan? Beklenen son. Gelin gelin hemen. Çıkın dışarıya bak, her taraf su oldu. Çıkın çıkın, hallediyoruz hadi. Belli belli. Hadi gelin gelin gelin. Abi istersen ben bir deneyeyim şansımı, ben bir çevireyim. Ben çeviremiyor muyum Beşer diye? Ne bağırıyorsun, millete bizi reklam ediyorsun? Al çevir. Hani şey olarak ben birazcık anlıyorum ya bu işten. Bu yönden şey yaptım ben. Ya biraz, şimdi biraz bunu bastırmak lazım biliyor musun abi? Tamamsızlık var. Aha böyle. Ne yapıyorsun lan? Abi elimde kaldı bu. Ana! Kapa kapa. Yok kapa, olmuyor. Aslan abi bu ne hal ya? Biz en iyisi şeyi çarpsaydık. Ulan ne yapıyorsun deve? Sıyırma mısın oğlum sen? Ne yapayım abi ben şimdi? Git vanayı kapat. Vana nerede? Viyana'da nerede olacak? Bahçede öküz. Abi, hemen geliyorum ben. Çabuk lan! Tamam abi geliyorum. Ay! Elvan! Ulan ne oldu ya? Çık 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 çık! Çık! Ne oldu Aslan bu mutfağa? Yavrum görmüyor musun? Su sıcıyor işte. Yalan söyleme, mahvetmişsin. Ben yapmadım, geri zekalı Beşer yaptı. Atma ona. Kızım git, vanayı kapatıyor. Beşer kapat vanayı! Abi, abi bir şey soracağım da kızma ama. Ya sizin tesisat bayağı çürümüş ya. Böyle bir hafif dokundum, bir baktım şey oldu. O ne lan? Vana, ana vana. Ana? Vana? Dükkanı satılığa çıkaracağım. Su parasını anca karşılayacağım. Oğlum sen gozdilla mısın lan? Nasıl becerdin bu işi be? Yok vallahi orantısız güç kullanmadım abi ben ya. Çıt diye böyle elime geldi. Yok yok çıtmış değil. Çatır diye kopmuş bu belli. Ay. Damat. Musluğu tamir etmekle kalmamış. Vanayı da tamir etmişsin maşallah. Kusura bakmayın üzüleceksiniz ama benden kaynaklanmadı. Bu karaktersiz yaptı ne yaptıysa. Kim? Aşk olsun Aslan abi. Sen ne söylediysen ben onu uyguladım. Oğlum sen bana deli taklidi mi yapıyorsun lan? Bak sana kafa atarım abi Eşer. Hakikaten kafa atarım. Ben mi dedim git vanayı kır diye? Boş ver Aslan, ona ne olmuş? Yani baksana su oluk oluk akıyor, ne yapacağız? Git ara lan iskiyi, gelsin kapatsınlar şunu, git. Salak! Gider telefonun kablosunu da kopartırsın. Ben giderim. Sen bırak damat. Ben bu işi hallederim. Ayrıca evin dibine kibrit suyu ekmeden ben bu işi halletmek istiyorum. Anneme katılıyorum Aslan. Hadi kızlar içeri. O çocuğu çağıralım mı? Gördün mü bak, karizmayı da çizdirttirdin. Sen ne gülüyorsun kız? Vallahi buradan bakınca çok komik görünüyor, ne yapayım? Gördün mü bak, müttefikleri de kaybettik. Babacığım ne yaptınız ya siz? Baksanız halime. Kızım sen geri zekalı mısın? Bu kılıkta bahçeye çıkılır mı yavrum benim? Yapamam, gördüğün gibi köpüklü kaldım. Ne yapabilirim? Durulanmam lazım. Tamam. Adres doğru. Ne zaman gelirsiniz? Gelmesen de fark etmez zaten, su parasını kendi ödüyor. Yok yok, size demedim. Tamam bekliyorum. Sağ ol. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Abi istiyorsa şu suyun altına gitsen berrak su. Hem yazık günah diyor. Beşer hakikaten öldürürüm bak seni. Samimi söylüyorum bak. Git yavrum halanlarda yıkan, hadi çık çık. Nereye gidiyorsun kızım? Halamlara gidiyorum. Kızım gel üstüne bir şey giy, öldürtme kendini bana. Ablacık nereye gidiyorsun? Halamlara banyoya gidiyorum. Bekle ben de geliyorum.
Ay, 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 mutfak göl olmuş resmen. Bırak kendi temizlesin. Ay anne boş ver ya, daha fena yaparlar. Kızlar nereye? Ya anne öf diyorum sana artık ya. Bu halde nereye gidebilirim? Yıkanmaya gidiyorum. Aa, sinire bak. Öfmüş. Göster lan baş parmağını. Baş parmağını ha. Gel bir tak bakayım şuraya. Tak tak tak. Aferin. Su kesilene kadar böyle duruyorsun. Abi ciddi misin sen? Beşer sus. Neyse abi, en azından fazla su kaybını önlemeye çalıştık. Sen önledin değil mi? Yok hani ben İSKİ adına şey ettim. Neyse abi hadi, bana müsaade. Yarın görüşürüz abi. Oh ne güzel be. Bizi susuz bıraktın. Git eve aç musluğu, getir suları. Bir de zil tek oyna, pis herif. Ne oynaması abi ya? Kezban aramıştı ya, yarın gelecek. Ben gidip evi toparlamam lazım. Ne yapacağım abi ben o işi? Bana ne oğlum? Onu bana yıkırmadan önce düşünecektin. Hah, düştün kucağıma işte. Ya aslan abi, kurban olayım sana. Ben ne yapacağım ya? Ya bana ne oğlum? Senin sevgilinden, nişanlından, beşik kertmenden bana ne? Evi su basmış. Gideceksin diyeceksin. Kusura bakmayın. Ben bu işi yapamıyorum, özür dilerim diyeceksin. Çıkacaksın için içinden. Yık ya, yiyorsun sen söyle. Kızın Tom'un 6 tane abisi var. Tükürerek boğarlar seni, söyleyeyim. Yok yok, merak etme. Bunlar önce boğuyorlar, sonra tükürüyorlar. Kurban olayım sana. Bana yardımcı ol, bana bir aklı ver, bir fikir ver, bir şey yap. Tiksindir oğlum kendini. Git pırt yap yanında. Lahmacun ye soğanlı. Sarımsak ye git falan filan işte, ne yapıyorsan yap anne. Bak bu güzel bir fikirmiş ha. Evet evet. Bence öyle olur. Ya da nişanlıyım de, en güzeli o. Bak nişanlıyım de. Kızı kandır yani, anlatabiliyor muyum? Bak bu daha güzel bir fikir. Ama peki bana dese ki nişanlı nerede, ben ne yapacağım? Oğlum formalite icabı gideceksin bir kıza. Diyeceksin durumum böyle böyle. Benimle nişanlan. O gittikten sonra da nişanı atarsın. Bu kadar basit. Nereden bulacağım yarına kadar abi ya? Oğlum sen iyiden iyiye bana bir karı mı bul diyorsun? Ben çözemedim seni ya. Allah Allah. Git kardeşim, ne yapıyorsan yap. Enişte, beşer böcek. Hadi yemeğe, hadi hadi hadi. Hah, aranan kan bulundu. Bu alemde ondan daha tecrübelisi yoktur, haberin olsun Beşer. Yok artık, daha neler. Mümkün değil, kabul etmez yani. Sence kabul eder mi? Bilmiyorum, bakacağız. Gel bakayım. Aslan. Sen benim dediklerimden çıkma. Tamam. Aslan abi, kurban olayım sana ya abi. Ne yani? Şimdi kişimiz gelince halamlara mı gidip yapıyoruz? İstersen burada yap, halanlara götür çocuğu. Güzel espriydi. Ya ben de bu gece Nihale'de kalayım. Nasıl olsa Kubat ayısı yok. Anneciğim biz de gitmişken kalalım. Öyle gece gece git gel, hiç gerek yok. Bilmiyorum kızım, babana sor. Hayır diyorum. Babacığım daha sormadık bile. Düşünsenize yavrum sorduğunuzu, nasıl bir hayır cevabı alacağınızı. Herkes evinde kalıyor, mevzu bitmiştir. Hadi kızlar o zaman, hadi sofraya. Neyse, hadi bana müsaade abi, ben gideyim, hakkını helal et. Estağfurullah Beşer'cim, bizim sende hakkımız var. Sen kendini helal et. Hadi. Ne hadi. Oluyor ya? Askere mi gidiyor? Önemli bir şey değil. Ne o? Ya önemli bir şey değil. Ulan Batur'a gidiyor kendisi, öyle anlattı ya. Ha? Ulan Batur mu? Hadi ulan atmayın. Pardon? Sana demedim, ona dedim ulan diye. Ya çocuğun bir derdi var işte, sıkıntı. Oğlum kendini anlatsana. Abi ben anlatmayı beceremiyorum ki, sen daha rahat anlatırsın. Ya mevzu şu, aman bu kadınların merakı beni öldürecek. Çökün olduğunuz yere, çökün çökün çökün. Şöyle oturabilir miyim? Yerinize geçiyorum, pardon. Meğerse bu Beşer'in köyde beşik kertmesi varmış. Ooo! Ne kertmiş? Artık ne kertmişlerse o. Şimdi kız yarın bunu köyden görmeye geliyor. Bu çocuğun da üç tane seçeneği var. Birinci seçenek. Hiçbir yüzünü görmediği kızla evlendirecekler. İkinci seçenek, kendi uzaklara kaçacak, töre cinayetiyle mücadele edecek. Vış! Ulan Batur da burada devreye giriyor. Üç anam, üç! Üç, ne üçü? Ne işte, onu soruyoruz, ne? Ha üç, ciklet dağıtayım mı? Ya dinlemiyorsunuz sevgili kayınvalideciğim, çocuğun durumu ciddi. Üç, yani bu kızla evlenecek, bizim buna yardım etmemiz lazım. Nasıl bir yardım? Öğrenebilir miyiz?
Ne yapmak gerekiyor? Mesela benim aklıma güzel bir fikir geldi. Biz diyorum ki bu arkadaşa yardımcı olmamız için dümenden nişanlayalım. Beşer, ben sana yardımcı olabilirim. Yüzükler yanında mı? Oha annes! Yok, neyse ben vazgeçtim abi. Ulan Batu'ya giderim, daha iyi. Korkma zırto. Şaka yaptık herhalde. Ne diyorsun bir işe Baldız? Ne diyorum? Ne diyorsun enişte? Aha, ihale bana kaldı herhalde, öyle mi? No. Ya güzelim, yap şu çocuğa bir kıyak ya. Lütfen yani, bak Moğolistan'a kaçacak. Düşünmem lazım. Tamam, düşün hadi. Düşündüm. Tamam lan, oldu bu iş, manyak. Canım, olmaz. Neyse, ne yapalım? Canın sağ olsun. Amin. Ya kızım, çocuğu üzme, yap bir kıyak. Bir gün nişanlı kalacaksın, sanki hiç yapmadın şey. Enişte, ne diyorsun sen ya? O bir gün dediğin ne kadar önemli bir zaman dilimi, farkında mısın? Belki ben o bir günde beyaz atlı prensime rastlayacağım da bu jokeyle nişanlı olduğum için adamı kaçıracağım. Olacak iş mi? Bana yapılır mı? Hayır. Sen de haklısın tabii, anlıyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Hem kim bilir, belki alnımda Kezban yazılır. Ay yazık çocuğa, böyle ya. Gaddarsın gaddar. Sus be. Hadi civciv, yap şu işi. Bir güncük. Öf, tamam ya. Allah senden razı olsun. Allah senden... Ay, ne yapıyorsun be? Dakika bir koy bir, görüyorsunuz işte. Öf. İnşallah şakadır bu Beşer, yoksa kırdım kafanı. Öpmüşüm zaten, varsın şaka olsun. Neyse, ben tuvalete gidiyorum, dışarıdan bir şey isteyen. Babiş, ben de gidiyorum. İyi, ben tuvalete gidiyorum, dışarıdan bir şey isteyen. Bu ne biçim bir sestir? Bak, bunları öldüreceğim sevgili kayınvalideciğim. Bu saatte tuvalete mi gidiyorsunuz süslenip püslenip? Bana bak aslan! Bunu tesisatı bozmadan önce düşünecektin. Tamam, sakin. Sakin, sakin. Guatırlar geliyor. Sakin. Gidin çocuğum, gidin. Biraz da gezersiniz. Bak, yüz veriyorsunuz. Benim bildiğim insan tuvalete gidince rahatlar. Bunlar gitmeden rahat rahat konuşuyorlar. Onu anlamıyorum ya. Önce ben. Şuradan çekelim, tek mi çift mi? Üf, hadi sen önce gir. Hoş geldin abim. Nasılsın? Ne haber Nihale? Ne o? Senin panda dönmedi mi hala Çin'den? Yarın dönecek kısmetse inşallah. Otursana abi, çay iç. Yok gerek yok. Kızlar çıksın, ihtiyaçlarını halletsin, gidelim. Seni rahatsız etmeyelim, boş ver. Kahve yapayım. Yok, içmeyeceğim yavrum, sağ ol. Ayran? İçmem yavrum, sağ ol. Limonata da var. Kubat'ı da böyle delirtiyorsun değil mi Nihale? Ama ayakta kaldın abim, bari otur. Kızım, dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Otur, otur. Ah, oturdum. Rahatla, gel gel. Sen de yanıma. Oh, ne güzel koltuklar. İkinci el icradan mı aldınız? Spotçu'dan aldık. Kımız var, getireyim mi bir bardak? Nihal'cim, içmeyeceğim. Aman abicim, sana da hiç şaka yapılmıyor vallahi. Kefir var içeride, içersen. Hı? Kefir. Kefir mi? Ha. Olur, varsa bir bardak alayım. İçemezsin öyle hemen. Anca sabaha beklemen gerekiyor. Tabii mayalanması lazım. Yapma ya. Kendimi de o kadar kefir hazırladım ki şimdi. Neyse, sen varsa bir bardak su ver bari, evde su yok. Olur, getireyim ben. Yanında bir şey ister misin? Yok Nihale. Çay, kahve, limonata, ayran, portakal suyu. İçmiyorum Nihale. Tamam. Madde bir, öpmek, koklamak, yumulmak yok. Tövbe estağfurullah. Madde iki, sevgilim, hayatım, aşkım, arım, balım, peteğim asla yok. Tamam, peki ben ne diyeyim o zaman? Karıcım dersin.
Abue. Anneciğim saçmalıyorsun. Aşk Tom nasıl? Bu Tom benlik ya, söyleyebilirim. Süper. Bana bak kafanı kırarım. Sen de bana bak. Öyle aşk Tom aşk Tom dersen bozuveririm nişanı ona göre. Cücü. Yani duyan da gerçekten nişanlanıyorsun zanneder. Aptal olma ablacığım. Gerçekten nişanlı olsaydım aşk Tom demesine izin verirdim. Şık şık şık. Bu durumda öpme yumulma da serbest olurdu mesela. Ay. Arriva. Anne neler söylüyorsun, delirtiyorsun çocuğu. Oğlum niye sığır gibi bağırıyorsun lan gece gece ha? Mutlu çocuk ayol, mutluluktan bağırıyor. Mutluluktan mı? Ne oldu? Şişt, bana bak. Oğlum sen gerçekten nişanlı falan değilsin, hemen havaya girme. Farkındayım abi ben. Gerçek olsaydı ben ona aşk Tom diyebiliyordum. Aşk Tom ne lan? Ne yaptınız bu çocuğa siz ya? Kimyasını bozdular babacığım. Biraz öyle oldu enişte. Senin bu beşer artık eski organik beşer değil. Hormonlu oldu. Abi hormonluyum ben. Ya hadi geç oldu, kalk git evine. Sığır 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 gülme, hadi kalk kalk kalk. Tam zamanıydı. Hadi iyi geceler. Ciao girls. Ciao. Arrivederci. Ay buona sera. Mazlum güzelim Anadolu çocuğunu ne hale getirdiniz ya. Neyse biz de çıkalım artık babacığım. Nereye çıkalım kızım? Tuvalete gitmem lazım benim. Demin ablanlarla gittik, niye gelmedin? O zaman yoktu, ne yapayım? Şimdi geldi. Yavrum taksit tuvalete mi gidilip gelinir ya? Aynı anda gidip gelmeniz lazım. Damat, istersen servis kaldır. Saat başı olsun. Durun durun, ben de geliyorum. Yani ben ördek alacağım zaten. Aşkım, çok pişmanım. Niye aşkım? Seni en yakın arkadaşınla aldattım çünkü. Ay gördün mü Cülide? Kız yemin ediyorum tahmin etmiştim ya. Olsun aşkım. Ben de seni kardeşinle aldatıyorum zaten. Görüyor musun? Söylemiştim ben sana. Vay şerefsiz domdom. Hangi kardeşimle? İkisinle de aşkım. Ay bakamayacağım. Bu ne biçim hikaye lan? Kimin eli kimin cebinde belli değil. Sen ne anlarsın dramadan enişte? Bütün ülke bununla çalkalanıyor. Sana bir şey itiraf ediyorum aşkım. Çabuk et aşkım. Ben de edeceğim. Allah belanızı versin. Aşka bak. Şşşt! Bir sus enişte ya. Ya evet abi, burası çok önemli. Aşkım ben seni... Olsun Cülide. Tekrarı var. Gene izleriz değil mi? Hah, izleyelim. Ha? Uçmuşsunuz lan siz. Vallahi uçmuşsunuz. Sen konmuşsun da ne olmuş ya? Neredesin kızım iki saattir? Spa çektim. Maksat spor olsun. Hadi geç. Uykusuzluktan geberdim. Çık sen, çık. Çık. Yürü. Aslan. Uyudun mu hayat? Yok yok, yatağı ısıtıyordum. Gel gel. Gel otur. Senden bir şey rica edebilir miyim? Benim çok tuvaletim geldi de. Bak buyur. Tuvalete gitmem gerekli. Ne yaptın Meveş? Aylık bildirim bıraktın galiba. Kusura bakma hayatım. Dizi sonuna kadar izlemek zorunda kaldım. Ne itiraf etti kız? Çocuğun dayısıyla da ilişkisi varmış. Yok ya. Ama çocuk da bunu yengesiyle aldatmış yıllar önce. Kızın yengesi mi? Yok, kendi yengesi. Bu ne lan? Anne nereye? Bu dereye. Yarın çağırıyorum bir tamirci damat. Hayat geçmez böyle. Doğru söylüyorsunuz. Yalnız dikkat edelim tiplerine. Çok yakışıklı olmasın. Benim kırmızı çizgilerimi biliyorsunuz değil mi? Tamam damat, tamam. Yalnız kapıyı kilitlemeyin. Gireceğim biraz sonra. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne yapıyor? Derdim çok olur, aslan krala derman yok. Anne, bugün tesisatçıyı çağıracağız değil mi? Çağırdım zaten, gelir biraz sonra. Gene aynı adım çağırmadın umarım. Amin.
İçiniz rahat etsin. Başkasını çağırdım. Oh, inanır mısın? Kuş kadar rahatladım Valide Hanım. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen zaten kuşsun. Hah, geldi senin muslukçu. Bana bir taş baş bir şey verin ya. Aslancığım, ben bunu öldürürüm bak. Harbiden öldürürüm. Sakin ol hayatım. Bir dakika kızım, ben sakinim. Sen çekil, aç kapıyı. Tamam, ben aç kapıyı. Günaydın yenge. Günaydın abi. Günaydın anacığım. Efendim? Günaydın Jülila Hanım. Oğlum yeni doğmuş buzağı gibi ne bağırıyorsun lan? Dallasa mı geldin? Bizim evdesin gerizekalı. Jülide yok işte, görmüyor musun? Ne? Nerede bu sürtün? Bak yine bozdu kendini ya. Kendine gel oğlum, bitletme. Abi ne zaman çıkmak istiyorsan ben hazırım. Git arabayı ısıt, ben birazdan geliyorum hadi. Emrin olur. Yürü, yürü. Anne bak bu Jülide'ye söyleyin çocuğa ümit vermesin, bak bozuluyor. Jülide vereceğini vermiş zaten. Baksana aklı başından gitmiş oğlanın. Yazık çocuğa ya, hasta gibiydi. Ya ben bunu tokatla mokatla tedavi ediyorum kardeşim. Siz asıl o muslukçulara dikkat edin. Müskün mertebe. Unutmayın yani. Sapık onlar. Hadi bakalım. Aferin oğlum. Ayağa, ayağa, ayağa. Ayağa lan, ayağa. Sağ ayağa. Şimdi sol, şimdi sağ, şimdi sol, şimdi sağ. Sağ, sağ oğlum. Sağ. Aferin, aferin. Aferin. Ayağa, ayağa, ayağa. Aferin oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum. Şimdi sağa, şimdi... Oğlum, sağa, sola. Aferin, 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 aferin. Aferin, aferin. Aferin oğlum. Aferin. Ne yapıyorsun lan sen beşer? Arabayı istiyorum abi. O da seni anlıyor değil mi? Oğlum sen ne acayip bir adamsın ya. Nasıl beceriyorsun bu işleri be? Neyi nasıl beceriyorum abi? Arkadaş bir dahi oluyorsun, bir angut oluyorsun. Bu işin sırrı ne? Her sabah soğuk süte çiğ yumurta, aç karnı abi. Hadi havacıklarım, gene bekleriz. Allah zihin açıklığı versin. Ah gel 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 gel. Gene bekleriz güzel kızım. Olur, benim. Geliriz. Hadi görüşürüz. Hadi hadi hadi, iyi yolculuklar. Baba bizi beklemeyecek misin? Yok. Bugün sinirliyim. Erkenden gideceğim. İşim var. Tüh. Biz şimdi okula tek başımıza mı gideceğiz? Aha. Tek başınıza gideceksiniz. Ne güzel. Hemen giyin üstünüzü, çıkın. Bir günde kendiniz gidin. Kendiniz bakın bazı şeylere. Anlayın artık hayatı. Hadi hadi, birazdan tamirciler gelecek. Ayak altında dolaşmayın. Çık. Aynen aynen. Bizim de çıkmamız lazım zaten. Çık. Bunlara bak, cin olmadan adam çarpıyorlar ya. Ha işte abi, genç olmak böyle bir şey demek. Ne diyorsun oğlum? Ya diyorum ki abi, genç kız olmadığın için sen bunların duygusunu bilmiyorsun. Ha onu diyorum. Sen gördüğümü anlıyorsun öyle mi? Yani. Sen de kız babası olmadığın için babanın ne demek olduğunu bilmiyorsun, öküz. Ya niye sen bana her gün böyle laflar söyletti? Bak ben sana güzel laflar söylemek istiyorum ya. Gel böyle tatlı görmek istiyorum seni. Bu kim lan? Buyur birader, tamirci misin? Evet abi, Asalet Mermercine gelmiştim. Asalet Mermercine mi geldin? Gel birader, arabaya bin, ben sana yeri göstereyim, hadi gel. Adres burası görünüyor ama. Adres burası ama kendi arabada yaşıyor, bin arabaya, gel hadi. Neyse, ben daha sonra geleyim bari. Ne demek lan daha sonra geleyim? Evin sahibi benim oğlum. Ben sen arabaya binledi mi bineceksin. Bişar, çık insanlıktan. Ya, tuttum abi. Bin lan. Bin lan. Tamam abi. Bin lan. Bin lan. Ben bindim kendim abi. Bin lan. Lan siz işçi misiniz, gladyatör müsünüz lan? Oğlum bana bak, bu evde bekar hali var, bekar. Duyuyor musun? Çin çan çan çin çin çan. Nihale. Nihale, uyuyor musun kız? Nihale, kocan geldi. Çang çing çong. Çeredin çang çing çang çong. Çang çing çong. Çin çinin çin çin çin. Çanin çin çin çin. Nihale, kız. Vallahi dayak atmayı özledim ha. Neyse uyurken döveriz canım. Böyle bir fantezi yaparız. Ne demişler? Dayak Çin'den gelse atınız. Çang çing çong. Nihale kız. Evcağızım, evcağızım, sen bilirsin, halcağızım demişler. İnsanın evi gibisi var mı? Nihale, vallahi sen güzelleşmişsin, dövülmeyi, dövülmeyi. Dın, dın, dın.
geliyorum sana. Hemen geliyorum kız. Şu ceketimi, üstümü, başımı çıkarayım bari, müsaade et. Hemen geliyorum sana Nihale. Vallahi çok özledim ha. Kiminle konuşuyorsun lan? Seninle konuşuyorum lan. Kimle konuşacağım gerizekalı? Aç bakayım şu yüzümü bir. Ne yapıyorsun pis sapık? Ruh hastası. Terbiyesiz sinsi sinsi gelmişsin. Bu kim Nihale? Cülide. Cülide. Kaç, kurtar kendini kızım Cülide. Kız dur kız, uyandırma hemen. Acık kolumu bükeyim, bir şey yapayım ya. Hemen uyandırma ya. Acık saçını maçını bir şey çek. Ondan sonra uyandırsın vallahi. Ya sabah ayısın ya. Ay ne yapıyorsunuz ya tepemde vır 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 zır 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 dır dır dır. Ah, ah günaydın Cülide. Ay Kubat da geldi böyle. Çin maceralarını anlatıyor bize. Sonra ne oldu? Sonra işte adam benim kolumu bükmeyle kahvaltıya oturmamız bir oldu. İyi artık. Vallahi çok komikmiş maceraların. Kahvaltıda devam ederiz onları. Cülide sen kahvaltıya kalıyorsun değil mi? Ben gideyim. Ne de olsa sizin konuşacak, paylaşacak, dertleşecek çok şeyiniz vardır. Güzel bak çok akıllıca fikirleri var ya. Olur mu şekerim, canım, aşkım benim, Kubat'ım. Misafirperverliğine hayranım valla. Hadi bakkala koş da bir ekmek kap gel. Ben de çayları demleyeyim. Ben de gideyim. Sen otur. Sen koş. Yok ben otur. Gideyim. Otur. Hadi koş. Aman be Allah Allah ya. Yeni gelmiş Çin'den adam, ekmeğe gönderilir mi? Hayret bir şey ya. Çok güzel misafir perversin Kubat'ım. Hadi hadi. Anlaşıldı mı aslanım? Anlaşıldı efendim. Neymiş? Asalet Hanım ararsa hemen geliyorum diyeceğim ama gitmeyeceğim. Güzel. Aferin. Anlamış, anlamış, anlamış. Yoksa Beşer seni ne yapar? Ağam yapar. Aferin. Tevsif ederim lan, canavar mıyım lan ben? Yok yok, değilsiniz Beşer Bey. Bak, ne, çocuk ne dedi yani? Bak adam olmuş, adam olmuş. Hah, arıyor. Dur, kim o bak bakayım bir. Eğer istediklerinizi yaparsam beni bırakırsınız değil mi? Bırakacağız yavrum. Biz de cani değiliz ki be kardeşim. Mevzuyu anlatıyoruz sana. Açıyorum abi. Dur dur. Biraz acı çeksin enayiler. Bekle bekle bekle. Ben sana açlayacağım. Çalıyor açmıyor. Nasıl açmıyor? Bayağı açmıyor işte. Telefon çalıyor. Ha. Alo. Ha. Evladım ben Asalet. Bekliyoruz çocuğu. Hala gelmedi. Tamam. Tamam. Oldu. Tamam yavrum. Ne zaman gelecekmiş? Yoldayım, geliyorum dedi. Ama sesinde bir gariplik vardı. Yalan söylüyor. Ya anne sana kalsa herkes yalan söylüyor. Bileyim ben. İçim öyle doğdu işte. Çok güzel doğmuş. Tebrik ediyorum. Muslukçuyu görmeden paçaları sıvama. İyi günler hanımefendi. Beni hatırladınız mı? Yine mi sen? Evet efendim. Bugün size yeni bir teklifle geldim. Ne teklifi? Bu evi bana verin. Size iki daire vereyim. Ha sen taktın bizim eve ya. Sadece sizin eve değil. Bütün mahalleyi yıkacağım. Yerine rezidans yapacağım. Çok kutsal bir amaç. Kutluyorum. Nasıl yani? Evi verecek misiniz bana? Hayır vermeyeceğim. Üç. Ne üçü? Üç daire veririm. İki diyorum. Nasıl yani iki? İkile! İkile! Anne ne oldu? Yine o müteahhit bozuntusu ya. Taktı bizim eve. Ciddi misin? Ne istiyormuş? Evi yıkacakmış. Yerine rezidans yapacakmış. Sen ne dedin? Bu evi ancak ben yıkarım dedim. Tamam yıkacaksın da yerine rezidans yapabilecek misin bakalım? Mehveş. Ha. Küçükken seni... Kartal kaçırmıştı, hatırlıyor musun? Kartal mı kaçırmıştı? Ya, sonra ağzından düşürdü. Seni Sabiha ablaların çatısında bulduk. Anne ciddi misin? Ay bana bir şey olmuş muydu peki? Valla ben olmadı sanıyordum ama... Şimdi fikrimi değiştirdim galiba. Ben bu herifi katlayacağım. Ay anne dur, sakin ol. Sakin ol, ben açarım. Söyle ona! 4 tane de verse evimi vermeyeceğim. 14 tane verirse? Seni kartala vereceğim. Hello sister.
Hello, mommy. Cücü sen miydin? Bismillah kardeşim. Kimi bekliyordun? Madonna'yı mı ya? Müteahhiti bekliyordum. Aa, inanmıyorum. Ay siz bir tuhaflaştınız görüşmeyeli ya. Ya bir musluk tamir için müteahhit çağrılır mı anne? Pes ya. Ne oldu? Erkencisin. Kubat döndü galiba. Ay döndü. Dönmez mi? Dönüşü muhteşem oldu ya. Ya uyuyorum ne güzel. Güzellik uykumdayım her zaman gibi. Kızı vır 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 dır 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 tepemde. Kızın da kolunu böyle ikiye katlıyordu. Anne ya uyanmasan var ya gidiyordu kız. Bilmiyorum artık. Hadi ya. Ay ben de tuvalete gidecektim şimdi. Korkuttun beni vallahi ya. Korkma sanki onun şiddeti Nihale'ye karşı. Nihayet yalnız kaldık Nihale. Sen de heyecanlı mısın? Ya çok heyecanlıyım Kubat'ım. O yüzden çaydanlıkla geziyorum. Vallahi bazen bu senin ayakta kalma içgüdüne var ya hayranlık duyuyorum ha. Sakın ani bir hareket yapma Kubat'ım. Yoksa haşlanırsın. Lan enayi elindeki çaydanlık soğuduğu zaman ne yapacaksın? Nereye kaçacaksın? Ulan Kubat'ım. Ta gittin elin çinlerine. Yani sadece beni dayak atmak için mi özledin? Yani insan bir öpmek, koklamak, fanfini finfon yapmak gelmiyor mu aklına yani? Gelmez mi lan delirdin mi? Sabah Jülide'yi burada gördüğümde üstüne atlıyordum vallahi çok heyecanlandım. Ya sen ne aşağılık bir adamsın ya Kubat'ım. Şaka yaptım lan kedi canını. Kedi canını. Şaka yaptım manyağa bak ya. Yoksa ben seni döveceğim ama ara sıra da seveceğim yani. Bir vuracağım bir duvar vuracak. Bir öpeceğim bir duvar öpecek. O zaman tamam ulan. Vur. Vur hadi. Vur hadi vur. Vur da kurtulayım yani ne yapayım? Hazırsın yani. Hazırım tabii. Ya şu çaydanlığı bırak da bir önce başlayalım. Vallahi heyecandan öleceğim. Tamam ya. Tamam. Vur ulan. Vur başla. Başla da bitsin bari. Ya başlayacağım. Vuracağım da Nihale. Önce biraz ısınma ve esneklik hareketleri yapayım. Ne olur bir tarafım bir şey olur. Bak bekle hemen geliyorum. Zamanda gelmedim inşallah. Hayır, hayır, hayır. Tam zamanınıza geldiniz. Cuk yani. Saçmalamayın lütfen. Buyurun ayakta kaldınız. Oturun. Yalvarırım. Ben tuvalete girmeye geldim. Olur. O da olur. O da olur. Tuvaletin kapısı içeriden kilitleniyor mu? Merak etmeyin. Siz rahatınıza bakın. Biz gerekirse dışarıdan kilitleriz. Çok esprili Kubat'ım benim. Yardım et ya Rabbim güzel Allah'ım. Ha? Hala gelmedi mi tamirci? Yapma ya. Ya neyse bu kadar takma Mehmetciğim boş ver. Ben gelince yaparım o muslukları. Siz rahat edin. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hala tamirci bekliyor bizim sıyırmalar. Aldın mı lan yüzükleri? Aldım abi. Abi çok pahalı ya. Gidip gerçek altın almadın inşallah. Yok yok gerçek altın almadım. Sahte gümüş aldım ama o da çok pahalı ya. Bak. Bu ne biçim yüzük oğlum? Elinde görünmüyor lan. Hızma mı bu? Yok abi yüzük ya. Beğenmez mi diyorsun Jülide Hanım? Ya alt tarafı bir gün kalacak işte. Beğensen olur, beğenmesen olur. Beşer koy gitsin ya. Öyle deme abi ya. Bir gün diye başlar, bir bakarsın bin gün takmış. Ulan Jülide he dese gidip evleneceksin ha. He vallahi ya Kur'an ekmek çorsun kafayı yerim ben abi ya. Çarpmış zaten oğlum seni. Adamın aklı olsa gidip Jülide ile evlenir mi geri zekalı? Yok yok ben yapamayacağım ya. Ben yapayım Cücü. Neyi? Makyajını. Yahu şekerim onu demiyorum ki ben. Ben bu sahte nişan işini yapamayacağım ya. Tabi. Sen gerçeğine alışıksın. Anneciğim, alakayı kuramadım da yalnız. Ben hepi topu kaç kere nişanlandım? 12. 10 da benden. Ay tamam canım, neyse konumuz bu değil. Neymiş konumuz şekerim? Konumuz şu, anneciğim, açıklıyorum.
Şimdi farkındaysan beni doğuran bir kadın olarak ve sana benzediğim için çok güzelim. Ve bu güzelliğim karşısında bu zavallı köylü kızının ezim ezim ezilmesine dayanamayacağım. Ay içim almıyor. Yazık günah vallahi. Ne yani, bu yüzden mi yapamayacaksın? Sen çıldırmışsın. Şimdi anneciğim, ben o kızın yerinde olsam, benim gibi bir afeti devran karşıma gelse, yemin ederim aklımı kaybederim, şık şık şık. Sen zaten aklını kaybetmişsin, şık şık şık. Bu kadar büyük konuşma. Al aynayı da kendine bak. Nerede kızlar Mehveş? Nihal'e tuvalete gittiler. Ay anne, ona da çok ayıp oldu. Niye ayıp olsun ayol? Sevincinden uçtu kız. 9 defa öptü beni. O yaşama sevincindendir anneciğim. Musluk tamir edilince ne yapacak acaba? Bana bak. Saat kaç olmuş? Bu musluk tamircisi yolu kaybetti galiba. Ay halacık ya, kusura bakmıyorsun değil mi? Böyle gel git, sana da çok ayıp oluyor. Ay ne ayıba halacığım yani. İstediğiniz zaman gelin tuvalete, şey yapın yani. Halacığım ben de bu akşam duş için gelebilirim, tamam mı? Gel gel, keseye de gel. Bir çay içseydiniz bari. Ha? Kızlar gitmeyin. Ay yok yok halacığım, benim ödevim var, biz gidelim. Ha. Benim de ödevim falan var. İyi madem, Allah zihin açıklığı versin. Öp öp öp. Ay. Öp hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eniştecik. Görüşürüz. Görüşürüz, sıkıştığınızda her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Allah zihin açıklığı versin. Olur olur. Evdekilere de selam. Olur, söylerim. Tamam. Hadi Nihal'e yeter ya. Vallahi iki tane çakacağım artık, yeter ya. Of ulan Kubat. Çak. İki tane değil, bir de benden 3 tane çak. Evet, hazırım, buradayım. Bekliyorum. Ne geçecekse eline, bilmiyorum artık. Dur, çakayım bakayım ne geçecek. Vallahi ben de merak ediyorum ya. Orada böyle börtü böcek yemekten anam ağladı. Hazır mısın? Ay ne mide varmış sende de çöp. Ya Kubat'ım bir şey diyeceğim. Sen bugün dükkanı açmıyor musun yani? Tamam, şu gözünü kapatayım, gidip dükkanı da açacağım ya. Bu ne acele? Hazır mısın? Hazırım ulan. Allah'ım, Allah'ım. Çok seviyorsun beni ya Rabbim. Halacığım, o ben. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Tuvalet müsait mi? Tuvalet müsait, yatak odası müsait, mutfak müsait. Komple müsaitiz yani. Tamam. Vay Tibet Kubat'ım, hoş geldin. Ne haber kız? İşte idare eder. Gözüne ne oldu? Cinsiyetine mi çarptın? Yok ya, orada böyle böcek filan yiyorlar ya. Bir tane de beğeneyim, tadına bakayım dedim, gözümü soktu. Gazete mi aldın? Dergiler de var. Hadi hadi gir içeri. Gir içeri. Oh. Allah'ım Allah'ım. Ya Nihal'e ben dükkana gidiyorum vallahi, sıkıldım bunaldım ya. Daha karpuz kesecektik. Karpuz kesecekmişiz. Akşama keseriz. Gerçekten mi? He gerçekten. Kestiğim zaman görürsün hem de. İyi madem heyecanlandım, ama anca gidersin sen de. Hadi hayırlı işler olsun Kubat'ım. Hadi görüşürük. Hadi hadi. Çocuğum bak 6 saattir bekliyorum. Geleceğim dedin hala gelmedin. Olur mu canım? Aman. Şimdi ağlayıp durma. Gelmeyeceksen gelme kardeşim. Ben başka muslukçu bulurum. Tamam. Hadi. Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Bütün deliler beni buluyor. Anneciğim. Evet. Bir önceki tamirciyi çağırsan. Hem kızlar beğenmişti biliyorsun. Öyle olacak zaten. Abla. Şık 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 şık. Nasılım? Çok güzelsin Jüri, çok. Maşallah. Çok mersi, her zamanki halim. Ay, kız ezim ezim ezilecek altımda. İnanamıyorum ya, çok güzelim ben ya. Çünkü Allah vergisi bir güzelliğim var. Oh, Allah kahretmesin. Kim o? Selam yenge. Yılda Hanım evde mi? Beşer. Vakit geldi mi? Ananim. Bu. Salak. Görüyorsunuz değil mi? Aklı uçtu salozun. Bana bak. Kızın yanında da öyle şeyler yapma. Kalbi kırılır zavallının. Yemişim onun kalbini. Afiyet olsun. Kırılsın diye biz bu işe girişmedik mi zaten Jülide Hanım? Doğru. Buyurun. Buna da takar mısın? What is this? This is nishan rings. Oldu canım.
Al bunu. Ben böyle adi şeyler takmam. Bu ne ya? Almış elle dandik telden bozma, tanımlanamayan bir cisim. Babana onu takacak. Yok artık. Ay takıver kızım sen de ya. Bence de Cücü, madem nişanlı rolü yapıyorsun yüzüksüz olmaz. Ver şunu be. Arkadaşlar, siz ikiniz kafayı mı yediniz ya? Benim gibi bir kız şu beden, şu fizik, şu güzellik ve şu ruhla şu dandik şeyi mi takacak ya? Ne yapıyorsunuz bana? Al be. Aşk olsun Jülide Hanım. Nereden baksan 25 lira para verdim ben buna. 25 mi? Evet, ikisini 50 lira aldı şerefsizler. Ah salak, bari fiyatını söyleme ya. Ah. Tak kızım ya. Dünyanın parasını vermiş çocuk. Hadi, hadi. Şu, tak tak. Hadi. Ver be. Şu narin, şu incecik, şu oryantalist ellere bu yakışıyor mu Allah aşkınıza söyleyin. Vallahi çok yakıştı Jülide Hanım. Neyse, ben kalkıyorum. Kezban aradı, birazdan gelecek. Kaçta geleyim? Bezle ne zaman geleyim? Ben ne yapayım? Nerede durayım? Yarım saat sonra, bir saat sonra gelirsin. Hani şey yapıyormuş gibi, uğruyormuş gibi tesadüfen. Çaktırmadan. Yes. Okay, all right, Naş. Hadi görüşürüz. Allah'ım ya. Ya anneciğim, beni doğurduğun için teşekkür ediyorum. Harika bir bedende, harika bir ruhum. Bu güzellikle kız mahvolacak yani. Allah'ım indir şunu aşağı. Lastiğini patlatıver. Vallahi Hasan abi, Çin'den baksana getirdim. Çin sakızı çoban armağanı. Buyur abi. Bu ne lan Kubat? Abi bu sanal bebek var ya, onun işte Çin'de beşi bir yerdesini yapmışlar. Kedi, kuş, köpek, inek, bir de balık var onun içinde. Ama böyle dükkandakiler gibi canlı değil, sanal olarak yani. Ulan Kuvvet, nelerle uğraşıyorsun be? Aslanım benim be. Sadece 3 hayvan var burada Kuvvet. Balık nerede? Abi şimdi balığın sesi olmadığı için pek duyulmaz o yani. Orada olması lazım, iyice bir bak. Ana, bak. Görüyor musun abi? Köpek de kediye daldı şimdi. Kedi de gitti. Kuş nerede peki? Abi vallahi orada bir yerde olması lazım. Bütün içeriğini bilmiyorum. Ben de yeni gördüm. Yeni aldım yani. Ulan senin getireceğin sanal bebeğiyim be. Al manyak. Zaten adam akıllı bir şey getirsen bize verir misin öküz? Neyse ben sana yenisini getiririm abi. Bunların çok değişikleri var. Ulan nasıl bir adamsın sen ya? Gözüne ne oldu, gözünü anlat. Ha abi bu... Çekeceğini biliyorsun. Onun yiyenleriyle bir kapıştık, aramızda ufak bir sürtüşme oldu. Bana acı çekeceğin dediler. Öyle işte, bu hale geldik. Allah Allah. Bu beşikteki beşer değilim artık ben. Tamam, sen de iyisin. Sen de güzel insansın. Ama ben başkasını seviyorum. Ne olursun anla beni. Kurban olayım sana. Ne olursun anla beni. Tamam, anladın sen. Allah'ım, Allah'ım geliyor. Yüce Allah'ım, bu kuluna yardım et, bu kuluna yardım et. Kurban olayım sana Allah'ım. 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 Kim o? Benim, Kezban. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Beşir? Şey. İnanmıyorum. Aynı tahmin ettiğim gibisin. Hele sen. Beni içeri davet etmeyecek misin? İçeri. Evet, doğru. Wow. Evin çok güzelmiş. Ha, aynı benim evime benziyor. Belçika'daki evime. Gelsene, ayakta kalma. He, doğru. Bu bizim çırak nerede? Aa, bugün izinli. Beşik kertmesi var, ona gitti. Beşik kertmesi mi varmış abi onun? Ha. Ya kız bunu istiyor, bu bunu istemiyor falan filan böyle. Delirdi gitti yanımdan, anlamadım gerizekalıyı. Kullanmayacaksa kızı bize versin abi. Ne yapacaksın lan kızı, manyak mısın sen? Döveriz abi, ne yapacaksın? Onu utanmıyor musun lan, kadın dövüyorsun?
Ne sulanıyorsun helalimin karısına? Gerizekalı. Öyle deme abi. Kadınları döveceksin ya. Ben 3 gün Çin'de kaldım. 13 tane kadından dayak yedim ya. Oğlum sen biraz önce Jackie Chan'ın yeğenlerinden dayak yedim demedin mi? Abi bu kadınların hepsi Jackie Chan'ın yeğeniydi ya. Çok kalabalık bir sülaleymiş onlar Çin'de. Kalk git lan buradan yalancı. Yarım saattir bana. Kalk lan. Ne oldu ya? Çin maceralarımı anlatıyorum sana. Kalk. Git işine. Senin yüzünden müşteri girmiyor içeriye. Gel, 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 gel. Tavşanları indirim de gel. Bakalım ablacığım, buyurun. Yürü lan. Bir şey söyleyeceğim de ama ne olursun yanlış anlama. Lütfen, lütfen söyle. Kubat abi seni ayarlamadı değil mi? Hani şaka mahiyetinde bana şaka yapılsın diye. Kubat kim? Türün tek örneği o. Neyse, onu boş ver, onu boş ver. Hakikaten bu sen misin ya? Tabii ki benim. İstersen pasaportumu göstereyim mi? Yo, estağfurullah ya. Ya ne bileyim hani böyle her şey çok çabuk gelişti yani böyle. Yani ben işkillendim biraz. Beşer, senden küçük bir şey rica edebilir miyim? Küçük şey? Sen büyük şey rica et. Böyle aylar sürsün, yıllar sürsün. Tabii. Çok tatlısın. Ne dedin? Çok tatlısın dedim. Ben şimdi uçakta gelirken çok fazla bir şey yiyemedim. Yani benim karnım çok aç. Dışarıdan bir şey, yiyecek bir şeyler söyleyebilir misin benim için? Dışarıdan yemek söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Lan yemek getirin! Başka bir isteğin var mıydı? Yok mu? Yok. Çocuğum, korkmana gerek yok. O pembe bornozlu tuhaf şey evde değil. Ben varım. Gel sen, bekliyorum. Tamam. Tamam, tamam yavrum. Gelin. Ah, işte bu. Yürü arkasından anneciğim, koş. Olala. Juju, ne bu halin? Gel anlatayım canım. Ah kızlar, düşündüm taşındım. Vicdan sahibi olduğum için şu karara vardım. Ben bu kızı daha fazla ezikleyemeyeceğim. O ne demek öyle anlamadım. Şu demek ki tatlım. Tanıştırayım. Koskoca Asalet Mermercin. Ben de kızı Jülide Mermercin. Benim annem vicdan sahibi bir kadındır. Ve ben de doğal olarak ona çektim. O nedenle bu köylü kızını, bu Kezban'ı eziklememeye karar verdim. Güzelliğimle tabii ki de. Yüzüğü taktın mı? Maalesef. Bana cevap ver. Bu peruğu niye taktın? O benleri niye yaptın? Niye böyle tuhaf tuhaf giyindin? Anneciğim, orantısız güç kullanmamaya karar vermiş hocam. İşte aynen öyle. Neticede ben de bir kadınım anne. Yani hayret, şakayla karışık Beşer'le de nişanlandın ya, korkulur senden. Tamamen bir sosyal sorumluluk projesi gibi düşünebilirsiniz. Ve sizin sayenizde de oyunculuk yeteneğimi fark ettirmiş ve keşfetmiş oluyorum. Oyunculuk yeteneğin de var yani senin ha? Sence yok mu? Nasıl görünüyorum ha? Nasıl? Ay, çok berbatsın. Zaten benim isteğim de bu. Berbat görünmek, neden derseniz. Aslında ben normalde çok seksi bir kızım. Bunu siz de biliyorsunuz ve çok güzelim. Neden? Asalet Mermerci'nin kızıyım. Ama böyle yaptığım zaman berbat bir tip olmuş oluyorum. Nasıl fikir? Şık şık şık. Yani şimdi böylece oyuncu olduğunu ispatlamış oldun ha? Evet. Neden benim de önüm açılmasın? Ya ilk gelen yok mu? Hani yakışıklı olan? Ya vallahi billahi diyorum ya, az evvel konuştu, geliyor birazdan. Ben ne yapabilirim baba ya, senin gelmen lazım. Yanlış numara kardeşim, yeter ya. Her gün arıyorsun, burama kadar geldi artık. Kapa lan çeneni. Ya Allah Allah, manyak mısın, nesin kardeşim sen? Yanlış numara, her gün arıyor. O ben. Ne konuşuyorsun kızım, kafayı mı yedin aniden? Ulan kapasana sen telefonu, gerizekalı. Bak oraya gelirsem yamulturum seni. Yürü git lan işine. Alo. Ne oluyor lan bu evde? Lahmacun çok özlemişim. Gerçi Paris'te var bir tane. Ama bazen gidiyorum zaman zaman oraya. Çok özledim. Demek Paris'e gidiyorsun ha? Her hafta.
Çünkü ben orada zaten tasarım, moda tasarımı okudum 2 sene. He, demek modacı sen. Tabii lazım. Hı-hı. Lazım. Hı-hı. Hem senin gibi güzel bir kız ya gidip su ürünleri okuyacak değil mi? sonra da zaten şeyde çalıştım. Milano'da çalıştım bir ara. Orada. Hı-hı. 2 sene kadar falan çalıştım. Sen ne yapıyorsun? İş güç? Ne yapayım işte? Ben de bu aralar pet shop işine başladım. Oo! Pet shop. Hayvanları seviyorsun sen? Hayvanları seviyorum, insanları seviyorum, bitkileri seviyorum. Hmm. Yaradan'dan ötürü. İşte elimizden geldiğince sevmeye çalışıyoruz. Güzel. Çok güzel amacın yiyor sen. Sevgilin var mı sevgilin? Sevgilim mi? Yok. Demek sen modacısın ha? Kapıyı açmayacak mısın? Hangi kapıyı? Bu kapı böyle kendiliğinden çalıyor, sonra bozuluyor. Bozulmuş da ben yaptıramadım daha. Öyle işte. Beş hoş. Sen de demek modacısın. Peki ne dikiyorsun? Kapı konuşuyor sanırım. Kiminle? Beş hoş. Evde misin lan? Anlıyor musun? He? Beş hoş. Evde misin tatlım? Beşer böcek. Kapıyı açmayacak mısın? Yok, gerek yok. Nasılsa sonra uğrar. O yalnız kaldıkça hep gelip gidiyor. Yalnız bir hostel çık o, zavallı. Beş hoş. Tesisatçı geldi. Ben açarım. Sana ne oluyor zıp çıktı, ben açarım. Dur. Kim o? Benim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben Ayben, evin bir kızıyım. Merhaba, ben de Aykut, tesisatçıyım. Memnun oldum. Merhaba. Ben de babası. Vana için gelmiştin değil mi kardeş? Gel kardeşim, gel, gel. Gel şöyle arka tarafa. Ne oldu kızım? Mutluluk kapı mı yuttu? Aslan! Nereye götürüyorsun çocuğu? Abi kayınvalideniz. Ne kayınvalidesi lan? Ne konuşuyorsun lan? Bu evin reisi benim oğlum. Duydun mu beni? Abi bırakır mısın lütfen? Niye bırakıyorum lan? Sen kimsin lan bana emir veriyorsun? Şşt, gözlerimin içine bak. Bak niye titriyorum? Sinirden. Sinir var bende. Kızımın adı ne lan? Ayben. Bak hala. Bak hala. Bak hala. Bak hala. Seni tekmelerim. Sana bir kafa atarım. Seni de vururum. Ağzını burnunu dökerim. Ondan sonra sen... Bak, sizden yüzüme bakma lan! Kızımın adı ne? Vallahi unuttum abi. Öyle olacaksın. Duydun mu beni? Bir daha benim evimin önünü görmeyeceğim seni. Adam gibi gel lan. Çıkar lan o gibi gel lan! Vur abim vur! Ellerim dert görmesin. Sizde bir böyle şey girmesin, tamirci girmesin abim! Getir lan! Ayakkabımı getir! Allah'ım. İbreti alem için bir daha benim için vur. Lan çık git, elimden bir kaza çıkacak, git. Ne biçim bir yere düştüm ben ya? Yere bakarak niye konuşuyorsun lan? Gözlerimin içine bak konuşurken. Bana bak oğlum. Bak, sana bir tekme vururum, bir kafa atarım. Kemikleri kırarım. Kızımın adı ne? Ayben. Allah'ım! 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 Vay be, demek ki İtalya'ya da gittin ha? Ya Beşer, açsana şu kapıyı ya! Kapıyı açmayacak mısın? Kapı... Yok yok, o gider. O öyle bir bazen geliyor böyle kapıyı zile basıyor, kaçıyor gidiyor. Aha. Gerizekalı, çok benden mi zehirlendin ya? Neyse, ben artık açayım kapıyı değil mi? Ben cama vuruyordu, şimdi artık kapıya dayanıyor. Bence de aç. Neredesin sen, ha? Neredesin? Ay. Merhaba. Saatlerde kapı çalıyorum, ben hazırım, her şeyi biliyorum, tamam mı? Kezban nerede? Jülide, bu Kezban şeyden geldi, Belçika'dan geldi. Kezban, bu da Jülide. Hostes olan, bizim şeyin şeysi var ya. Zekalı, niye bu kadar güzel olduğunu söylemedin bana?
Merhaba. Ben Şüride. 5 yaşın nişanlısıyım. Merhaba. Çok memnun oldum. Siz nişanlı mısınız? Evet, biz nişanlıyız. Peki siz nereden tanışıyorsunuz, sorması ayıp. Biz çok eskiden hey gidi günler hey ya. Biz Beşar'la Beşikert misiyiz? Köyden. Evet. Yeni Beşikert'in olduğunu söylemedin bana. Ne zaman kertildiniz? Babam ilk kertti bizi, ben bilmiyorum. Neyse, ben bir makyajımı tazeleyeyim. Ufaktan da bir şey yapayım. Heyecanlandım böyle bir. Müsaadenizle. Tabii, buyurun. Fazla sırnaşma. Beşer. Ay, nişanlandığınızı niçin söylemediniz? Vallahi ben söyleyecektim de fırsat bulamadım sanki. Ama çok güzel kız. Ha, sen kızmadın mı? Hayır, tabii ki kızmadım. Ay, niçin kızayım? Ay, benim de sevgilim var. Sevgilim var derken? Evet. Belçika'da. Kendisi fotoğrafçı. Biz yakında, yani daha doğrusu yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Sünnetli mi bari? Oh, oh. Sen niye buraya geldin? Şimdi bak Beşir, ben şöyle söyleyeyim sana. Şimdi biz hani evlenecek, Beşir kertmesi falan. Sen bekleme istedim. Yani nasıl anlatayım? Bilmeni istedim. Hani bekleme diye. He, niye bekleyeyim ki? Doğru diyorsun. Evet. Değil mi? Tabii, değil mi? Sonuçta Beşir kertmesiyiz diye evlenecek halimiz yok. Doğru diyorsun. Tabii. Yani şimdi bu günümüz dünyası, globalizm. Yani mesela o tür şeyleri düşündüğünde o çağ dışı bir şey oluyor. Sınırların ortadan kalkması lazım. Eğitim mutlaka olması lazım, okumak lazım. Kesinlikle. Doğru diyorsun gerçekten. Kesinlikle. Evet. Yalnız sen nişanlanmışsın. Nişanlın var. Ben tabii ben nişanlandım. Demin makyaja giden var ya. Evet. İşte ben onunla nişanlandım ya. Evet, çok güzel vallahi. Kız gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Beşer, şimdi ben geldim buraya ama nasıl söyleyeyim? Yani biraz kötü mü oldu acaba? Yani kötü bir durum yarattın mı? Kötü mü? Yok. Sen var ya, zamanlaman süper. Öyle mi? Yemin billah, zamanlaman süper var ya. Harika. Gerçekten. Böyle tam tak diye oturttun gerçekten. Ha. Gerçekten. Yemin billah. Aha, güzel. Hatta senden bir şey isteyebilir miyim? Ay, tabii isteyebilirsin. Sen benim toprağım. Ay, toprağım kurban olsun sana ya. Toprağım kurban olsun sana. Sana Beşer. Şimdi ben sana söyleyeceğim. Şimdi biz bu şeyle şey yaptık ya. Neyle ne? Ay ya. Resmen depresyona girdim ya. Ya kız güzel diyorum. Bağırtma bile, anlamıyor musun? Anne ya. Şimdi tuvaletteyim ben. Beşer'in tuvaletindeyim. Makyaj yapacağım birazdan. Bir de böyle maymun gibi geldim sevabına ya. Ya anneciğim, mesele o değil. Yani tamam, gerçekten nişanlım olmayabilir ama ben o çocuğu kaptırmam o kadına. Hoşça kal. Güzel olmalı. En güzel ben olmalıyım. Merhaba, ben Kezba. Ben şikayet nasılsın? Gerizekalı. Oysa ki ben daha güzelim. Ah benim akılsız küstah kızım. Allah'ın sopası yok. Böyle vurur insanın kafasına. Ne oldu anne? Ne olacak? Seninki acıyordu ya kıza. Acınacak hale düşmüş zavallı. Abi bir dakika. Abi izah edebilirim. Bir saniye. Ay, bu çocuğun da çilesi bitmedi ya. Ne yazık. Vallahi unuttum. Aslında o çocuk aslanı döver de ben de saygısızlık etmek istemiyor. Lütfen abi yapma. Kızımın adı ne diyorum? İmdat. Ay bari yüzüne vurmasaydın ya. Kızım sen bu çocuğu unut. Bence hiç unutulmayacak bir hale gelir birazdan. Oho. Sifonu bulamadım da. Jülide gel. Kezban çok güzel Fransızca fıkra anlatıyor. Çok komik. Güleceksin vallahi. Ne oluyor burada ya?
Ha? Ne oluyor? Ne bu muhabbet? Allah muhabbetinizi arttırsın da anlayamadım ben şimdi. Ha, çünkü muhabbet ileri tabii ama çünkü biz hani beşik kertmesi aldığımız için... Ne oluyor ya? Nedir ya? Ne oluyor ya? Aa, Beşer, sen hanımefendiye nişanlı olduğumuzu hatırlatmadın mı? Nişanlı olduğumuzu. Nerede yüzün? Nerede? Jülide, Kezban her şeyi biliyor. Her şeyi anlattım ben. Ay her şeyi. Yani şakacıktan nişanlandığımızı falan her şeyi biliyor. Çok alimsiniz siz. Ha demek her şey şakaydı. Oh, incredible. Yes, very fantastic. But this is a şaka, but oldu biraz kaka. Söylesene bakalım, neden kot pantolon giydin? Bacakların mı çirkin? Benimki kadar güzel değil mi? Göğüslerin kaç beden? Gözlerde lens var mı? No. Kaşlarda silikon, botoks, ha? Var mı? Dudaklarda dolgu, dişlerde porselen. Saç boyasını kaç kötü bir yaptırıyorsun? Manikürlerin nerede? Jülide. Efendim? Ne içerdiniz? Üzülme canım benim. Ben sana yarın daha güzel bir tesisatçı bulurum. Tabii canım. Memleket zaten yakışıklı tesisatçıyla dolu. Boş ver. Tabii. Niye olmasın? Bulurum tabii çocuğum istedikten sonra. Bulsan ne olacak ya? Babam onu da yamultur. Evelallah. Yani ben de seni yamulturum aslında ama... Evelallah. Ben açarım. Zaten bizim kalktığımız yok. Bu evde bu musluklara benden başka kimse dokunmayacak kardeşim. Duydunuz mu? Aslan, artık iyice psikopata bağladın be. Niye bağlayayım kayınvalideciğim ya? Aldım elinden bütün aletleri o biri. Vallahi şebeke borusuyla dövdüm yarım saattir. Bana bak. Eğer bugün de tamir edemezsen bu musluğu... Yarın sabah 3 tane manken bozuntusu tesisatçı getiririm, görürsün gününü. Ya bunda yapılmayacak ne var? Drenaj borusunu alıyorsun, tatlı suyla ekşi suyu bir araya getirmiyorsun. Yarım saattir şebeke borusuyla dövüyorum ne bu? Bir çıkarttığında bir arı gelip şöyle dilini yapsa. Ne bakıyorsun Malmal? Aramızda yastık var. Bu da gayet modern bir uygulama. Bu beşik kertmesi olayı da son derece çağ dışı, öyle değil mi? Bence de. O zaman neden çocuğun peşini bırakmıyorsun kardeşim? Çünkü bırakamam. Çünkü töreler böyle. Daha töreler böyle. Ama töreler böyleyse bak hayat değişti artık, farkında mısın? Değil mi Beşer? Beşer. Beşer sana diyorum be, öyle değil mi? Evet kesinlikle. Ne evet kesinlikle, onu anlayamadım ben. Yani ne dediysen evet. Şapşal. Ben bir seçenek olmaktan çok sıkıldım, istemiyorum seçenek olmak. Birimizi seçer misin lütfen, o mu ben mi? Bence de yüreğinin götürdüğü yere git. Hey. Deve. Etkilemek yok. Lütfen kalkar mısın sen de? Şuraya gel. Hay. Evet, saç planımızı. Yani valla ne desem bilemiyorum ki. Seç. O mu ben mi? Sen. Bir daha düşün istersen. Sen. Ay, işte bu kadar. Ne oldu Kezman? Kaçırdın mı penaltıyı? Of. Beşoş seni seçtiğine göre sanırım bana gitmek düşüyor. Tatlım bak işte kapı, işte sapı. Haydi arkana dön ve çık. Zira istenmiyorsun artık. Beşoş. Ulan senin gibi borunum ben. Hay musluğuna da ketenine de İngiliz anahtarına da yeter artık lan al. Aslan ne yapıyorsun? Sen karışma bebek. Bu benim muslukla aramda olan şey.
Hasan'cığım lütfen yapma. Bak Boru'yu da kıracaksın. Hayatım görmüyor musun? O beni kırdı. Ya ben ne kadar beceriksiz bir adamım ya. Aslan öyle deme. Ne alakası var? Bu tesisatçı işi. Bir profesyonelin bakması lazım. Duymadın mı anneni? Yarın buraya yakışıklı herifleri getirip dolduracak. Aa yeter artık Aslan. Hadi ellerini yıka. Birlikte yemek yiyelim. Hadi kocacığım. Ya deliriyorum ben bu evde. Deliriyorum ya. Beni hala seviyor musun? Evet. Ama bazen zorlanıyorum. Zeytinyağlı yiyemem ama, basmada fistanı yiyemem ama, yandım duman içi dağlarda, sevgili yârim, sevgili Kubat'ım nerelerde? Sevgili Kubat'ım nerelerde? Sevgili... Bil bakalım ne yiyeceksin Nihale? Ne? Ay öyle gelinir mi be sinsi sinsi manyak? Ay yüreğime inecekti vallahi, kalbime iniyordu ha. Vallahi yüreğini bilmem ama kafana indireceğim ha. Saçmalama Kubat. Ya birileri varsa tuvalette? Kuzenem gene biri mi var tuvalette ya? Ne oluyor bu evde ya? Birileri var yani. Kim var gene? Şey var. Hay Allah hepsinin ismini unuttum iyi mi? Şey işte bizim o beşinci numara. Nihale top çevirmeyi bırak, tuvalette biri yok değil mi? Doğru söyle. Yani ya varsa? Ya yoksa? Yani yoksa varsa fark etmez yani. Nihale bittin ya. Vallahi bir de yalan konuşuyorsun ha. Ya Allah'ım Allah'ım lütfen bana bir yardım ya Rabbim güzel Allah'ım. Kız böyle ister istemez yardım gönderildiğini nerede duydun ya? Bu kadar kısa sürede mucize mi bekliyorsun Allah aşkına ya? Allah'ım Aha da mucize. Angut Kubat. Allah abim benim, canım abim. Hoş geldin abim benim. Hoş geldin Aslan abi. Aslan abim çok yaşa. Ne oluyor oğlum? Ay özledik abim. Seni çok özledik. Gerçekten çok özledik yani. Oh. Surprise, surprise Aslan. Oğlum siz bir şey mi içiyorsunuz lan? Bu mutluluk ne? Ben anlamadım ya. Ay abim niye mutlu olmayalım ki? Koskoca aslan kral evimize gelmiş. Hem de tuvaletimize şah yapmaya. Değil mi kız Tupat? Ay doğru söylüyorsun ya aslan abi. Hoş geldin, sefa geldin. Ne var ne yok abi? Ayakkabının teki nerede lan? Ya ayakkabıyı ben yeni aldım da. Alışamadım ha, kaçmış. Bakayım gitmiş. Öbürünün altına. Belli hiç yürümemişsin. Ya arkadaş siz ne iğrenç bir çift oldunuz ya. Gerçekten diyorum bak. Burada bir elimi yüzümü yıkamaya geldim o kadar ha. Aa yıka. Elini de yıka, yüzünü de yıka, kıçını da yıka, başını da yıka. Tamamen yıkanabilirsin yani komple. Yıka su çok bizde. Yıkar istediğin kadar. Kendine gel, laflarını tart da konuş, kıracağım kafanızı bak ha. Tamam abim, kır. Yeter ki ölümüne sen kır yani. Senin surat murat gitti. Adam seni çok pis fırçaladı. Hayır. Sana dedi sana. Sana dedi sana. Gel yemek yiyelim de sporu sonra yaparız. Önce yemek. Tabii zaman bulamayız sonra değil mi? Doğru. Hadi yiyek bari. Versene salatayı biraz. Cücü bu akşam orada kalacak herhalde. Höst, nereye kalıyormuş? Sana ne Ömercik? İstediği yerde kalır, kocaman kız. Bu Beşer abinin Kezban da çetin ceviz çıktı bence. İyi oldu. Bizim şımarığın da aklı başına gelsin. Kim şımarık? Beşer abi mi? Hayır be, salak teyzen. Aa, teyzen mi salak? Hayır çocuğum. Hepimiz salağız, bir sen akıllısın. Ben açarım. Biraz bunun sosunu az koymuşsun be. Ben sana artık limon sıkarım. Huhu, ben geldim. Ve de ben geldim. Ne oldu teyzoş? Tatlım, ne olabilir ki? Tabii ki de kız Pert ve teyzen. Yine zirvede. Kim
kim bilir neler yaptın civciv. Ben bir şey yapmadım. Beşoş yaptı. O seçti. Biz oynadık. Ha, ben seçtim. Şimdi ne olacak? Yemek yiyeceğiz. Buyurun Cüdet Hanım. Saygıda kusur etmez bana. Aşk olsun Beşer. Canım kızı bıraktın, bunu mu aldın? Ama ben muradıma erdim. Ne muradı be, ne diyorsun sen? Nişanlaştık ya, onu söylüyorum Jülide. Nişanlaştık ya, onu diyorum Jülide. Ya oğlum şakaydı o, şaka. Sen bu fake nişanı gerçek falan mı zannettin? Ah şizo ya. Ya ne zannedecektim? Evde seçtirtmedin mi kendini bana? Öf bağırma be. Ben sana niye seçtirdim? Benim seninle bir problemim yok ki. Benim o kızla bir problemim vardı. O yüzden de sana bir seçim yaptırdım. Ve kazanan ben oldum. Yani game over. Sen kazandın yani. Çocuk taklaya gelmiş. Senin kazanmadığın kesin. Bunun üstünde bir su içer misin Beşer? Alim canım sağ ol. Hoş. Ay çocuğun içi yanmış. Sorma ana, sorma. Abin de kubura düştü ha. Abi! Bak Kubat ne diyor? Lan ne yapıyorsun gerizekalı? Şaka yaptım, şaka. Bana ne, bana ne? Evde biri varken şaka yapma öyle. Nasıl olsa gidecek, görüşürüz o zaman. Abi! Lan! Şaka yapıyorsun manyak! Kızım ne bağırıyorsun abi abi? Uyuz ettin beni içeride ya. Yemek yiyelim diyecektim abim. Bak yine yemek. Yemiyorum Nihaleciğim. Evden bekliyorlar. Başka bir zaman gelirim, tamam? Bak ama gel ha. Sen şimdi böyle söyleyince biz umutlanıyoruz. Gelmezsin benmezsin. Kedere kalk etme bizi. Sen ne diyorsun lan? Neşeli Pokemon. Home sweet home diyorum abi. Ne diyeyim ki? Bundan iyisi Çin'de kayısı yani. Aferin aferin. Allah ağzınızın tadını bozmasın inşallah. Amin. Hadi bakalım, hayırlı geceler hadi. Gitmeseydin abim. İyiyim madem. Ama yine gel olur mu, hemen gel hatta. Kızım sen bu gel gitle ilgili bana bir şifre mi vermek istiyorsun? Bir şey mi var söyle. Ya git Allah'ını sever sen ne ara. Korkuyorum ben senden. Kapat. Ya kapat kapat, nasıl olsa kapatacaksın, ne oyalanıyorsun? Anladığım kadarıyla yolun sonuna geldik ha Kubat'ım. Vallahi Nihale senin altıncı hislerin bayağı gelişti ha. Bir daha düşün sen, belki tuvalette birileri vardır. Ya vallahi hiç umudunu yitirmiyorsun ha, hayranım sana. Çıkmadık candan umut kesilmezmiş Kubat'ım yani. Bak hala ya, tövbe estağfurullah. Allah'ım Allah. Ama bu kadar da olmaz ya. Olur olur, bal gibi olur Kubat'ım o. Oh. Anacığım, banyo müsait miydi? Ay müsait, müsait. Banyoda müsait, Anya'da müsait, Konya'da müsait. Komple müsaitiz. Hadi geçin, geçin. Ay iyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki. Ay siz de iyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki. Ya çok zor iş, çok zor iş yani. Borularda tıkanıklık da olabilir. Tam bilmiyorum ama 2-3 güne kadar ben bu işi çözerim, merak etme. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Sen de üç kız babası olsaydın vazgeçmezdin yavrum. Ne biçim laf şimdi o? Sen babaysan biz de anneyiz. Hadi ya, göstersene şu anneliğini, nasıl oldun sen? Aslan saçmalıyorsun. Hadi gel beraber saçmalayalım hayatım. Saçmalar elimizde, biz gideriz lay lay lay. Fıt tıt fıt tıt. Ya ne biçim adamsın sen ya? Vazgeçmek nedir bilmez misin? Niye vazgeçeyim hayatım ya? Gözünü seveyim, sen şu kitabı kapatsana. Önce bundan vazgeç. Kapatmam, okuyorum. Biraz kocanın yüzüne bak, gözünü seveyim diyorum ya. Tamam bak kapattım, mutlu musun? Çok. Gusül abdesti için su ayırdım biraz. Kim ulan bu saatte bu? Annemdir. Annen ne zaman çıktı kardeşim dışarıya? Demin tuvalete gitmişti ya.
Arkadaş musluk yalama oldu, anam prostat oldu. Yanında giderken bir anahtar alır ya insan. Yeter ya, hakikaten yeter ya. Aslan sinirlenme hayatım. Ben annemin bekçisi miyim? Yok mu evde ördek mördek? Ver kadına yaşasın öyle ya. Hiç görmedim. Logara sokacağım en son onu. Geldim, geldim. Bir dakika. Geldim. Açmana gerek yok. Madem anahtarın var, niye kapıya vuruyorsun deli gibi? Sırf sana eziyet olsun diye. Musluğu yaptın mı? Yok da sabah tamir edeceğim. Boşuna heveslenme. Sen hiç cart. Kaba kağıt diye bir laf biliyor musun? Bilmiyorum. Ya harro ya merroyu biliyorum. Güzel. Demek ki benden atışacak kadar bol vaktin var. Gel, gel. Aman sen kazandın. Tamam tamam. Gece gece bu saatte bana bunları söyleme. Hadi, hadi. Söyle. Hadi güle güle. Güle güle. Hayırdır inşallah? Kim bu? Muslukçu falan çağırmadın değil mi? Sen de beni iyice deli belledin ha. Kim o? Benim abi Kubat 30 Şubat. Ah, iade tuvalete geldi galiba. Hayırdır Kubat? Ya Aslan abi kurban olayım vallahi korkuyorum artık. Foseptik çukuru patlayacak ya. Vallahi rögar kapağı yerinden oynamaya başladı bile. Ne oluyor abi ya? Gerekirse sıhhi tesisatçıyı ben çağırayım, parasını ben vereyim. Yaptırın artık şunu ya. Vallahi Asalet Hanım geldi, bir aylık birikimini bizde bıraktı. Bize de yazık günah. Çin'den geldim, böyle bir şey görmedim ya. Oğlum konu para mara değil. Biz tesisatçıyı çağırıyoruz. Fakat Asalet Hanım'ın çağırdığı tesisatçıları görmedin mi? Hepsi birbirinden yakışıklı. E sonuçta burada da kızlar yaşıyor yani. Ben ona trip yaptım. Haklısın da abi, şimdi doğru söylüyorsun da bizim evde detoks merkezi değil ki. Gelen giden lahman yapıyor vallahi ya. Bak o konuyu ben çözerim abi. Sana böyle piyasanın en tipsiz, en ucube tesisatçısını bulur getiririm. Bana güvenmiyorum. Ben Kubat 30 Şubat abi. Her şeyi bulan adam. Tamam. Söz ağzından çıktı. Yapacaksın tamam. Bu işi. Yapmaz olur muyum abi? Ama ben tesisatçıyı bulana kadar kurban olayım. Sulu gıdayı bari kesin ya. Ben evde su mu akıyor gerizekalı? Bana bak, yaşlı maçlı böyle bir sıyırma bul getir. Başka ha. Bir isteğim yok. Hiç merak etme. Hadi Allah razı olsun. İyi geceler. Teyze sen bir ömürsün ya. Ah ulan ah. Az kaldı başarıyordum. Nasıl da kandırdı beni aşifte kadın. Gerçi ben de onu kandırdım. Haydan gelen huya gider Beşer Efendi. Dur bakalım, yüksüğü çıkartacak mı oynak kobra? Eğer takmaya devam ediyorsa bil ki onun da gönlü bendedir. Salaz'ın aklını aldım, aklını. Darmadağın ettim onu. Aklını almışsın da, bakıyorum da bu yüzüğü pek sevdin. Ne oluyor? Ay nesini seveyim ben bunu ya? Hayatınızda bu kadar dandik, bu kadar rezil bir yüzük gördünüz mü ya? Artık çıkartırsın diye düşünüyorum. Tatlım, açıklamam gerekirse sonsuza dek takmayı düşünüyorum. Ay, herhalde çıkaracağım. Da, bu sıkışmış. Nasıl? Ver bakayım, ver ver ver. Aa, sonsuza dek kalmasın bak. Teyze, salaklaşma be. Teyze bir versene. Neyi vereyim? Ay bir dakika çocuğum, parmağım acıdı ya. Sabunla ay. Mı çıkarsak acaba ha? Sabun. Ona kaygan olur ya sabun. Teyze bu kalmış burada. Sus be şom ağızlı. Acıyor mu? Yavrum yara olacak, dur. Ay. Ulan bir dönse olacak be. Az bir şey dönse olacak ha. Hadi be kardeşim. Ulan bir dön ya, rica ediyorum ya. Çıldırdı, muslukla konuşuyor. Tamam, buna ne diyeceksin bakalım? Heh, oldu mu? İyi geldi değil mi? Anne korkuyorum ben. Aslan yeter artık, gel hadi. Çölü soğuyacak. Tamamdır, bu iş bu kadar. Nasıl yani? Hallettin mi? Yok, bıraktım canım. Hem atalarımız ne demiş? Bükemediğin musluğu öpeceksin, bu kadar basit. Güzel. O zaman bir zahmet, bu eli de öpeceksin canım. Kusura bakma, bayramdan bayrama anca. Olsun, bu da bir şeydir. Nihayet bir tesisatçı çağıracağız. Ha, o işi Kubat'a söyledim, hallediyor, merak etmeyin. Ha, yandık o zaman, yine bekleyeceğiz. Yok yok, Kubat halledecek, söz verdi. Ha, geldi. Ben açarım. Otur kızım, ben bakarım. Bir göreyim bakayım, tesisatçı nasıl bir tipmiş.
bir tipine bakayım. Allah öyle de adam büyük tesisat diyor olsa eşek. Dayı buyur. Günaydın efendim. Asalet Hanım evdeler mi acaba? Evet evdeler. Bakın şu baş köşede oturan bıyıklı kadın. Hayırdır, tesisatçı mısın? Hayır efendim. Bendeniz Fahri Karkasoğlu. Buyurun müteahhitim. Müteahhit mi? Yine mi sen? Asalet Hanımcığım, celallenmeden önce bir teklifimi değerlendirmenizi istiyorum. Ne teklifiymiş dayı bu? Bu evi bana verin. Size 7 tane daire vereyim teklifi beyefendi. Ha? Yok artık. 8 olsun. Ha? Baba gel terlikleri giysene. Al al gel rahatına bak. Teyzen düşsün başına ne var be? Teyze. Ne yapıyorsun öyle be? Gerizekalına yüzünü çıkarmaya çalışıyorum. Neyse sen şimdi onu bunu bırak da aşağı gelsen iyi olacak. Niye lan? Ne var aşağıda? Zengin olduk galiba. Ne diyorsun lan? Esra mı diyorsun? Bir dakika. Nerede paralar? Ay. Gördüğünüz gibi bu proje çok büyük bir alanı kaplıyor. 10 katlı 20 daireden oluşuyor. Bütün mahalleyi alacak mısınız yani? Aldım bile efendim. Bir tek siz kaldınız. Ha, onun için böyle bol keseden dağıtıyorsunuz. Mecburum efendim. Eğer sizin evi almazsam bu proje iptal olur. Yapma ya. Ya abi o zaman şunu 10 daire yapalım be. Kabul. Ne diyorsunuz Asalet Hanımcığım? Aa anne. Kabul etmezsen yemin ediyorum küserim. Bir daha da konuşmam. Ne bileyim çocuğum yani böyle pat diye karar verilmez ki. Anneciğim bunun patı kötü mü kalmış? Evimize daha Trump gelmiş. Lütfen 10 daire diyor. Kabul et lütfen. 11. Anneanne kabul et. Hadi bence de hadi. Anneannem lütfen lütfen. 12. Hayır. Yok benimki artık ya. Ebem yeşil alanı çok sever. 15. Anne. Kabul etmezsen her yerini kremlerim yemin ederim. Yani ne bileyim çocuğum düşünüyorum yani. Baban ne der? 20. Allah. Aslan. Aslan. Enişte. Babacığım. Enişte. Kurgun proje. Kurgun proje. 25. Allah! Anne. Baba kaç. Ay ne oldu? Anneanne ne olur. Kabul ediyorum. Annelerin günü. En güzel dul kadın. Senin o gözlerin yer damadın. Kayınvalidelerin hası. Patroniçelerin güzelliği, Şendul'um benim çıkar ayağını öpeceğim. Çıkar, çıkar. Ne güzel bir ki yaratmış Allah. Şu güzelliğe bak, bu yaşta şu gözlere bak. Yunide, sen bir köşede benim yerime dans edebilirsin. Ha. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana düşmüş tanedane. Sana bana bakın, sana bana. Kepiklerin kaşlarım tirine, kemer olsam yersen sabrım. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana düşmüş tanedane. Sana bana bakın, sana bana. İyi günler küçük hanım. Buyurun. Buralarda yaşlı bir adam gördünüz mü son günlerde? Nasıl yani yaşlı adam? 70 yaşlarında, fötr şapkalı, sakallı ve kendini müteahhit sanıyor. Ha, o adam. Tabii, buyurun. Karabelime hayran olayım. Karabel geldi, İsmimar geldi, geldi. İyi günler. Ya özür dilerim, baba. Yavrum. Ah baba ya, yine mi ya? 55 daire veriyorum. Allah. Son karar. Ya çok özür dilerim. Geçen hafta babam hastaneden kaçtı. Babacığım niye böyle yapıyorsun ya?
155 tane veriyorum. 5 tanesi de bana kalıyor. Ben anlamadım, adam hastane mi yaptırmış? Yok yok, hastaneden kaçmış, şizofrenmiş. Deliymiş, deli. Deli mi? He. Bu. He. Yalan mıydı hepsi? Ben... Lan terliklerimi getirin! Adam terliklerimi giydi gitti. Tamam. Terliklerimi. Tamam, sakin ol. Tamam. 15 tane. 25. Bana ayağını öptürdün dokuma! Mesaj yapayım ben. Ben 15. evde anlamıştım zaten. Anladın. Anne, ne olur kabul et. Anne, ne olur kabul et. Kremleyeceğim seni. Sersem. Hiç olmazsa ben 25'te heyecanlandım. Ben ona bunu değil, benim terlikleri götürdü herif. Ona yanıyorum yani. Delinin teki çıktı adam ya. Bu arada bizi de delirtiyordu. En son 155 evde de duydun mu? Ay. Ha, geldiler. Selamlar Aslan abi, siparişini getirdim. Nerede? Burada. Bu kim lan? Arzuman usta abi. Kendisi geçen sene göstermiş olduğu tipsizlik performansıyla son yılların en tipsiz tesisatçı seçildi. Selam ver lan Aslan abime. Merhaba. Kendisi aynı zamanda angottur ve güneş enerjisiyle çalışır. Güneş enerjisini görmediği zamanlar pek çalışmayı tercih etmiyor. Aferin sana Kubat. Bu kıyağını unutmayacağım. Teşekkür ederim. Sıhhit istatyum. Gel seni benim ailemle tanıştırayım. Geç geç, sıkılma. Gel saçma sapan kardeşim, gel. Sevgili ailem, bu arkadaş kim biliyor musunuz? Musluk tamiri için geldi. Adı Arzuman. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Çok güzel. Türkçe biliyor değil mi? Yalım yamalak. Hadi gidelim, bizim orada hastalıklı musluklarımız var tamirat için. Anlıyor değil mi musluktan? Bir tek ondan anlar zaten. Gel kardeşim, yürü. Ben şey yapayım, geleyim. Peltek peltek. Çocuklar, var mısınız? Ben kabul ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Beni karıştırmayın bu işe. He, ama seyretmek isterim. Elif angut mangut ama işi biliyor yani. Ay çocuklar. Gelen seslere bakın. Adam tam Arzuman yani. Oh, vahşi değil mi anneciğim? Ben de zaten o tarafını beğendim bu adamın. O otantik ve natürel halini. Natürel olduğu kadar da karizmatik. Aynen aynen. Zaten yakışıklı olsa bu kadar çekici olmazdı. Adı gibi seksi adam. Arzuman. Arzuman. Arzulanan adam anlamında. Bir şey söyleyeceğim. Bunu maaşlı olarak, kadrolu olarak eve alalım. Good idea. Bu yaş. Alalım. Yemeği de o yapsın. Kendinize gelin, yeter artık ha. Ne dalga geçiyorsunuz ya? Damat. Sen bizi mi dinliyordun? Çok ayıp. Öyle bir bağırıyorsunuz ki asıl sizin yaptığınız ayıp. Ses içeride. Ben orada iş yapıyorum. En son bana sıhhi tesisat cinayetleri işleteceksiniz bu evde. Arzuman, gel lan buraya. Hiçbir şey anlamıyor ya. Merhaba. O ne lan? İngiliz'den attım. Ha bak, bir tek onu biliyor ha. Musluk diyorum, en son klozeti aldım elinden. Ya bak. Lan bana bak, bizim evimizde öyle... Bana bak, böyle taklit maklit mi yapıyorsun lan sen? Gerçek halim mi? Yürü lan, çık. Çık et. Portakal. Portakal değil, ortakal diyecektim. Yürü. Hadi, hadi. Bir de galoksuz giriyor içeriye. Şu kadar dik boru ya. Sanki bakıcı ilan attı kardeşim. Bu durumda damat mutluttanı tadı. Hotta kal.
Portakal. Yine. Kökre aslanım, hayır, hayır, yok. Bu gece hayır, halim yok.